Bugünkü sohbet arkadaşım, daha doğrusu röportaj yapacağım kişi Songül hocamız. Songül hocam, merhabalar. İlk önce izleyenlerin sizi tanıması adına akademik kariyerinizden bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Öncelikle teşekkür ediyorum Amin Hanım. Ben teşekkür ederim. Beni davet ettiğiniz için, böyle bir röportajları aldığım için. Kabul ettiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Aynı şekilde. Ben Songül Balon. Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunuyum. Aynı zamanda Uludağ Üniversitesi'nden pedagojik formasyonumu tamamladım. Yaklaşık 8 senedir de otizmli bireylerle spor eğitim alanında çalışmaktayım. 5 senedir de Everest Yaşam Akademisi, Spor ve Yaşam Akademisi'nde görev yapmaktayım. Bir doğum sürecim oldu, sonrasında tekrar başladım. Burada olmaktan çok mutluyum, çocuklarımızla birlikte çalışmaktan çok mutluyum. Şu an buradaki görevim eğitim danışmanlığı. Çocuklarımızla birlikte alanda en verimli şekilde nasıl olması gerekiyorsa çalışmaya devam ediyorum. Songül hocam, daha önce yaşam lideriydiniz. Bu kurumdan önce de yaşam liderliği yapıyordunuz. Yaşam lideri nasıl olmalı? Yaşam lideri nasıl olmalı? Yani bununla alakalı çok klişe cevaplar verilebilir. Çok veya nasıl olmamalı diyelim hocam. Nasıl olmamalıdan ziyade bence nasıl olmalı kısmından zaten çıkarabileceğimiz bir nokta var bizim. Ben öyle düşünüyorum. Evet. Bence bir yaşam lideri kesinlikle bir çocuğun hayatına en güzel dokunuşluğu yapabilen kişi olmalı. Evet. Yani onun eğitim hayatında, yaşam alanında sahip olması gereken beceriler nelerse bunları çok güzel bir çerçevede, nasıl söyleyeyim, bunları anlayabilmeli, çocuğu tanıyabilmeli. Evet. Aynı şekilde çocukla birlikte çalışırken de özverili bir şekilde çalışıp çocuğu özümseyip, çalışmalarını özümseyip o şekilde devam eden kişi bence. Çünkü bizler bu şekilde çalıştık. Yani ben sadece kendimden örnek verecek olursam ya da burada çalışan hocalarımızdan örnek verecek olursam özveri ve vicdan olmadan hiçbir zaman olmuyor. Evet. Ben bunu düşünüyorum. Yani evet. Sizler de velilerimiz olarak biliyorsunuz. Kesinlikle özverinin olması lazım. Enerjinin olması lazım. Evet. Enerjilerimizi çocuklara geçirmemiz lazım. Evet. Onların frekansına inerek onlarla birlikte çalışmaları yapmamız lazım. Oyunla öğreniyorsa oyunla çalışmamız gerekiyor. Ya da işte sporla birlikte akademi çalışılacaksa sporun içinde bunu vermemiz gerekiyor. Songül hocam, eğer yaşam lideri olmasaydınız meslek olarak ne seçmek isterdiniz? Şöyle, zaten Beden Eğitim Spor Yüksekokulu mezunuyum. Tabii ki de öğretmenlik her zaman hayalim olan bir meslekti. Yine alan çocukları olduğu için. Ama yaşam liderliği olmasaydı nasıl bir meslek seçerdim? Öğretmenlikten devam ederdim. Peki hocam, yaşam lideri olmaya nasıl karar verdiniz? Nasıl karar verdiniz? Yani hangi neden sizi spor öğretmeni değil de yaşam lideri olmaya sürükledi? Evet, aslında bu bir tesadüf oldu. Şöyle, üniversitede bir arkadaşım İstanbul'da böyle bir kurumda çalışıyor. Biz de sosyal medya aracılığıyla takip ediyoruz. Çalışmaları falan izliyoruz arkadaşımla birlikte. Ondan sonra o çocuklara karşı zaten, yani şöyle, özel çocuklarımıza karşı zaten hep bir hissiyatım olmuştur. Sosyal medyadan da takip ediyordum ve ilgi alanım olduğunu düşündüm. Sporla alakalı da böyle çalışmalar yapılabiliyorsa özel çocuklarımıza neden ben de olmayayım diye düşündüm. Ve başlama kararı aldım. Üniversiteden mezun olduktan tam bir hafta sonra hemen başladım. Maşallah. Peki hocam, bu yaşam liderliğine başlamadan önce ya farkındalığınız var mıydı? Otizmli bireylerin veya başka engelli gruplarının bilincinde miydiniz? Yani böyle bir bireyler var, hayatta mücadeleler var. Bunları biliyor muydunuz? Tabii ki biliyorduk ama bunları şöyle bilmiyorduk. İşte otizm, ondan sonra bipolar, işte Angelman sendromu vesaire başlıklar halinde değildi. Daha çok işte zihinsel engelliler, işte özel çocuklar şeklinde biliyorduk. Yani herkesin bildiği kadar, herkesin vakıf olduğu kadar vakıftım ben de.
yaşam alanına, onların yaşam alanına, onların onlarla birlikte çalışma fırsatı buldukça tabii ki de onları daha iyi tanıdım. Bu yüzden de kopamadım. Peki Sayın Hocam, eğer bu meslekte ilerlemek isteyen birileri varsa veya işte ben de yaşam lideri olmalıyım, evet böyle özel çocuklara dokunmak istiyorum diyen bir genç varsa onlara ne tavsiye edersiniz? Şöyle, yine kendi hissiyatımdan ve kendi deneyimlerimden söyleyeceğim. Kesinlikle zor ama manevi yönü çok güzel olan bir işte karşı karşıyayız. Yani çok güzel bir iş yapıyoruz. Bunu ilk önce özümsemelerini isterim. Onun dışında da çocuklarla çalışırken çok enerjik olmalarını tavsiye ederim. Hep diyoruz ya, onlara olan enerjileriniz kötü enerji de olsa geçer, iyi enerji de olsa geçer. Hareketli olup, çok dinç olup, onlara ne kadar neyi verebiliyorsak tamamen bu amaçla hareket etmeliyiz. Ve onları çok iyi tanımamız gerekiyor. Duygularını, ondan sonra yani yaptıkları her hareketi bilmemiz gerekiyor. O yüzden de onlara uygun programlar, onlara uygun hedefler çıkarmalıyız. Çalışırken kesinlikle özverili olmalıyız. Yani ben mesela hep şu sistemle çalıştım. Benim için hiçbir zaman mola yoktu. 40 dakika ders, 20 dakika mola, hiçbir zaman benim için bir mola olmadı. Her zaman onlarla birlikte işte saati, işte günü veya dakikayı hesaplamadan geçirdim. Hiçbir zaman günü bitirmek için çalışmadım. Hep bir amacım vardı ve bunları yapmak için çalıştım. Böyle çalıştığınız için belki danışmanlık. Evet, yani kesinlikle öyle. Ben de ilk başladığımda mesela inanın hani konuştuk sizinle nasıl karar verdiniz diye. Karar verdim ama bir 6 aylık süreçte bu işi yapamayacağımı düşündüğüm zamanlar da oldu. Çünkü duygusal dönüm çok ağır geldi. Çok üzüldüğüm yeri geldiğinde çok yoruldum. Ama bir mola verdikten sonra artık bu çocuklar olmadan, yani bu iş olmadan yapamayacağımı anladım. Tekrar geri döndüm. Peki, şimdi samimi olarak size bir, tabii bütün konuşmalarımız samimi ama tabii. Şimdi farklı bir şey soracağım. Bir yaşam liderini bu işten soğutan bir neden var mıdır? Ne soğutur? Yani hani bunu şu anlamda söylüyorum. Aile anlamında olabilir, kurum anlamında olabilir, kişisel anlamda olabilir. Çünkü motivasyon her işte gereklidir. Ama bazı mesleklerde daha üst düzeyde motivasyon gereklidir. Kesinlikle. Öğretmenlik gibi, doktorluk gibi. Yaşam liderliği de çok yüksek motivasyon gerektiren bir meslekti. Bu motivasyonu topluma bir mesaj olsun anlamında. Bu motivasyonu körelten bir neden var mıdır? Çok basit. Biz çocuklarımızla bile çalışırken her zaman ne deriz? Olumlu bir durum varsa, olumlu bir davranış varsa bunu pekiştirelim isteriz, değil mi? Aslında tüm insanlar için bence bu geçerlidir. Yani hocalarımızın bu işten vazgeçme durumları bence ancak şöyle olabilir. Her zaman olumsuzu vurgulanırsa. O yüzden motivasyonları şu şekilde yükseltilir. Bizler onların yaptığı güzel işleri her zaman överiz. Çok güzel bir durum. Ondan sonra desteğe ihtiyacın var mı? Onlara yardımcı olmaya çalışırız ve motivasyonların arttırıcı ne gelirse elimizden yaparız. Aynı şekilde bizim için de öyle ama aile yanı da her zaman etkilidir. Kurum da her zaman etkilidir. Yani bu tek bir nedenle toplanamaz kesinlikle. Birçok neden ve etken var motivasyon düşüklüğünde. Bizler bu açıdan şanslıyız. Çok anlayışlı, çok güzel bir kurumumuz var. Belli bir düzenimiz var. Zaten yapmamız gereken şeyler çok belli. Hocalarımızın da yapması gereken şeyler belli. Zaten onlar bunu aldıklarında veya işte bir performans düşüşlüğü yaşadıklarında bizler hep onların yanında oluyoruz. Evet. Ailelerimiz de aynı şekilde. Evet. Kesinlikle aile desteği ve kurum desteği. Yani biz motivasyon, aile desteği ve kesinlikle. Kurum desteği diyorsunuz. Kesinlikle. Yani ve biz danışmanların görevi de zaten şu. Sadece çocukların genel hedef veya becerilerini kazanmak adına yapılan programlar değil, aynı zamanda hocalarımızın da motivasyonlarını olumlu yönde etkileyecek çalışmalar da yapıyoruz. Evet. Peki Songül Hocam, çok keyifli bir sohbet. Benim için de öyleydi. Şöyle tamamlayalım o zaman sohbetimizi.
topluma bir mesaj vermek isterseniz, bu sadece otizmli bireyler adına değil, bütün özel gereksinimi olan bireyler adına, topluma bir mesaj vermek isterseniz bir eğitimci olarak nasıl bir mesaj verirsiniz? Yani bir eğitimci olarak, bir anne olarak, onların hayatında bir işte öğretmen olarak, sizlerin bir danışanı olarak nasıl bir mesaj vermek isterim? Hepimizin her zaman dediği gibi, sadece farkındalık günlerinde değil, her zaman onları fark etmelerini isterim ben. Onlarla birlikte yaşamın içinde, yani yaşamın içinde çocuklarımıza, özel gereksinimli bireylerimize hep yer verilsin isterim. Metroda, otobüste, alışveriş merkezinde, hastanede, yani yürüdüğümüz bir yolda. Evet, özel çocuklar, onun farkında olacağız ama farkında olarak da davranışlarımızı kesinlikle değiştirmemiz lazım. Bu konuda o yüzden her zaman farkındalık diyorum ben. Evet. Hani ne kadar artık klişeleşmiş olsa da ama gerçek farkındalığın olması lazım. Evet. Bu çok önemli. Evet. O zaman ben de bu çocukların bir annesi olarak benim için bu kurumda veya başka bir kurumda fark etmez hangi mekanda, hangi ülkede olursa olsun bu çocukların hepsi hayata katılma ihtiyacı olan bireyler. Bizler onlarla bir toplumda, bir ortamda yaşamak zorundayız. Ben eğitimcilerle bu görüşmeleri yaparken sizler gibi amacım onları biraz daha iyi toplumun anlaması, onları biraz daha topluma aşina kılmak. Bu anlamda da sizlere teşekkür ediyorum bu konunun bir parçası olduğunuz için. Bu röportajdan önce tabii ki sizleri hayatımızda görmekten çok mutlu olduk. Allah razı olsun. Sizlerden de. Bir de bunun üzerine böyle bir röportajda bize destek olduğunuz için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Yani çok keyif vericiydi benim için de. Kesinlikle. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bir dahaki röportaja kadar hoşçakalın.